Gizem Hanım, sizinle başlamak istiyorum. İlk olarak tekrar hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrası güçlü vurgularından biri Türkiye'nin yeni uyguladığı ekonomi politikaları ve bunun detaylarına yönelikti. Bir taraftan da tabii bu vurgu yüksek kur, Türk lirasındaki değer kaybı, yüksek enflasyon, bunlara yönelik eleştirilerinde olduğu bir zamanda yinelendi. İstikamet içinde istihdam, büyüme, cari fazla, ihracat dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve şu vurgu üstünde durmak istediğimiz nokta: biz ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gideceğimizi, ne elde edeceğimizi biliyoruz diyor açıklamasında bugün. Tabii bir taraftan da Türkiye'nin bu ekonomi politikaları sert şekilde eleştirilmeye, özellikle ekonomistler tarafından da devam ediyor. Biz ne yaptığımızı biliyoruz ifadesinin üzerinde durmak istiyoruz. Bize anlatın lütfen. Türkiye ne yapıyor? Yaptığımızı gerçekten biliyor muyuz? Bu kadar net biliyorsak yaptığımızı neden bu kadar eleştiri var? Biliyorsak anlatır mısınız? Şimdi öncelikle yapılmaya çalışılanın özünde şu var. Düşük faizle fonlama yapılma arzusu mevcut. Bunun akabinde de tabii ki ister istemez bir miktar, pardon çok özür diliyorum, bir eko var sesimde de alabilirsek. Ben sizi çok net duyuyorum. Reji de duydu bu notumuzu. Arkadaşlar ilgilensinler. Rica ederiz, buyurun. Dolayısıyla bu ucuz fonlamayla birlikte bir şekilde yatırım talebinin canlanmasını, istihdam yaratmayı, bir taraftan da TL'deki belli bir miktar değer kaybıyla beraber ihracata destek olma çabası var. Çizilen resim bu yönde. Fakat geldiğimiz noktada şöyle bir sıkıntı var. Bu bahsedilen çerçevenin pek çok eksiği var. Öncelikle TL'ye değer kaybettirdiğinizde Türkiye dış finansmanla büyüyen bir iktisadi büyüme modeline sahip. Dolayısıyla dış finansman fonlama maliyetiniz yükseliyor. Dolayısıyla döviz çekmeniz zorlaşıyor. İkinci kalemde üretiminiz içinde ithalatın payı çok yüksek. TL'ye değer kaybettirdiğinizde çok güçlü bir enflasyonla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunların hepsi bir dönem sonra refah kaybıyla sonuçlanıyor. Tüm bunlar olurken de aslında enflasyon düşmüyorken, enflasyon yükseliyor iken faiz indirdiğiniz için arzu ettiğinizin tam aksi şekilde piyasada faizler düşmüyor. Bono faizleri yükseliyor. Kredi faizleri hiç istemediğimiz şekilde, özellikle 6 ay sonrası için hesaplananın tam aksi şekilde yükselmeye devam ediyor. Durum böyle olunca da bir dönem sonra, tabii yatırım talebi olmuyor ama bir dönem sonra büyümenin bir yavaşlama riski ortaya çıkıyor. Enflasyon daha yüksek seyredecek oluyor. Dolayısıyla konuşulandan ya da temenni edilenden bugünkü Türkiye rakamsal gerçeklerine baktığımızda bir miktardan uzaklaştığımız bir resimle karşı karşıya kalıyoruz. Ama temelde yapılmak istenen ucuz fonlamayla yatırım talebi yaratmaktır. Ucuz fonlama kısmında da tabii burada Merkez Bankası'nı ve kamu bankalarını kullanıyorsunuz ve Merkez Bankası faizinin etkin olması gerekiyor. Yani şu demek, Merkez Bankası bir ülkede faiz indirirken eğer doğru zamanda doğru dinamiklerle indiriyorsa ülkenin tüm faizleri düşüyor ve bir ucuz fonlama gerçekleşiyor olması gerekir. Gelin görün ki Türkiye'de bu şu anda gerçekleşmiyor. Aksi bir hareket mevcut. Vaziyet bu olduğu için çokça eleştiriliyor. İkinci eleştiri konusu da elbette ki TL'deki özellikle risk primindeki artışla beraber çok şiddetli değer kaybı. Bu kadar şiddetli bir değer kaybına maruz kaldığımız için, İthalatı da yüksek olan bir ülkeyiz. Enflasyon sepeti içinde ithal ürünleri yüksek olan bir ülkeyiz. Çok hızlı bir enflasyon açıkçası bizleri bekliyor. O döngüye girmiştik zaten. Bu enflasyon meselemiz bizim sadece bu yılın meselesi değil. 2013 ve 2015'ten bu yana Türkiye'de enflasyon dinamikleri ciddi anlamda bozulmuştur. Ama son yaptığımız adımlarla Türkiye ekonomisinin özellikle enflasyon, kur ve büyüme kısmında çok daha farklı, daha zorlayıcı bir faza geçtiğini düşünüyorum. Eleştirilmesinin temel sebebi atılan adımın şu aşamada düşünüldüğü gibi sonuç vermemesi. Net söyleyeyim, faiz düşüşüne rağmen hem piyasa faizleri hem kredi faizleri, özellikle 6 aydan uzun vadelerde krediye yatırıma dönüşmesi beklenen faizler şu anda yükselmektedir. Paylaştığımız bir grafik vardı. Bunu ekrana yansıtırsak anlatımınız destekler diye düşünüyorum. Tabii, buyurun. Çağıralım mı ekrana? Buyurunuz. Tabii. Son derece basit anlatmak için hani bu grafiği getirdim. Bakın, Eylül'den itibaren kırmızı çizgi Merkez Bankamızın politika faizidir. Eylül'den itibaren faiz düşüyor. Yeşil çizgi 2 yıllık tahvil faizi, 10 yıllık tahvil faizi siyah çizgide. Yani nedir? Alt karşıya alalım arkadaşlar. Devletimizin iç borçlanma faizi. Şimdi böyle bir ortamda Merkez Bankası faizi yaklaşık 4 puan, 400 baz puan düşerken 10 yıllık faizimiz ya da 2 yıllık faizimiz fark etmez, bütün verim eğrisi dediğimiz tüm faizler yaklaşık 4 puan yukarı kaymıştır. Bugün örneğin gene iç borçlanma örneğin ihalesi vardı. 5 yıllık bir borçlanması oldu devletin, hazinemizin. Burada da %22'nin üzerinde bir faiz çıkmıştır. Oysa ki bu rakam Eylül ayında %18'lerdeydi. Dolayısıyla yani sadece piyasa veya bankalarımızın hani faiz düşürerek reel kesimi fonlaması değil, ülkemiz hazinesi de 4 puan daha fazla maliyetle borçlanmak durumunda kalmıştır. Yani açıkçası grafik şunu gösteriyor. Doğru zamanda faiz indirmediğimizde faiz maliyeti düşündüğümüzden, hesapladığımızdan çok daha yüksek oluyor. Temenni edilen nedir Afşin Hanım? Tüm faizlerin düşmesi, kredi faizinin de düşmesi, ama şu anda finansal gerçekler bu yönde değil. Eleştirilmesinin temeldeki sebebi de enflasyon yükseliyorken erken bir faiz indirimine gidilmiş olması. Tabii bu suyun en üstündeki gözüken vaziyet. Alt dinamiklerde konuşuruz. Türkiye'nin iktisadi gidişatında çok ciddi kırılmalar olan bir 6 yıl geride bıraktık. Onun üzerine bunu yaşıyoruz. Bu da bilançolarda bir yorgunluk yaratıyor. Faiz maliyetini düşürme maksatlı yaptık biz bunu bilançolarda. Ama şu anda bilançolarda kur maliyeti çok daha şiddetli bir şekilde reel kesimin karşısına çıkmış durumda. Peki Gizem Hanım, çok teşekkür ederim. Sizin